Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ramazan'ın 6. günündeyiz. Size iki tane farklı tarif hazırladım. İkisi de oldukça lezzetli ve güzel. Bir tanesi fırında beşamel soslu karnabahar yapacağız. Bir de bir gün önceden kalmış pilavınız varsa onu değerlendirmek açısından güzel bir yayla çorbası hazırlayacağız. Her gün ne yapayım diye düşünenler için fikir olması açısından sizinle de paylaşmak istedim. İkisi de oldukça kolay yemekler. Yani şöyle iftara bir saat kala bile hazırlasanız yetişebilecek yemekler. İlk önce karnabahar yemeğimizi yaparak başlayalım. Şöyle orta büyüklükte bir karnabaharı yapraklarına ayırıyoruz. Yıkayıp haşlamaya bırakacağız. Yarısına gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Ve bir çay bardağına yakın da süt ilave edeceğim. Ben genelde karnabahar haşlarken süt de ilave ediyorum. Bu hem lezzetini daha çok arttırdığını düşünüyorum hem de haşlanırken kötü bir koku vermemiş oluyor. Yani rahatsız edici kokuyu engellemiş oluyorum. Evet, o haşlanırken biz üzerine yapacağımız kıymalı harcı hazırlayalım. Bir tane yemeklik doğranmış soğanı şöyle bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağda güzelce kavurmaya başlayalım. Bir tane orta büyüklükte küçük küçük doğranmış, küp küp doğranmış havuç ilave edip onu da az bir miktar soteleyelim. Ben malzeme listesini açıklama kısmına da ekliyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir tane kırmızı ve bir tane de yeşil çariston biber ekliyoruz. Ben dondurucudan kullandım. Yazdan hazırlayıp dondurucuya koyduğum biberlerden kullandım. Ve 250 ya da 300 gram kadar da kıyma ekliyoruz ve kıymanın rengi dönünceye kadar güzelce kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Baharat olarak istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Ben yarım çay kaşığı karabiber, pul biber ve kırmızı tatlı toz biber ekledim. Bir diş de sarımsak ekledim ve tuzunu ayarlayıp güzelce karıştırdım. Malzemenin iyice birbirine karışması için şöyle bir çay bardağına yakında su ekleyip güzelce karıştırdım ve altını kapattım artık. Evet, harcımız hazır oldu. Şimdi beşamel sosunu hazırlayacağız. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tencereye koyup üzerine 3 yemek kaşığı un ekliyoruz. Unun kokusu çıkıncaya kadar güzelce karıştırarak kavurmaya devam ediyoruz. Bu tarifte yapmadım ama normal beşamel sosu yapacağım zaman mutlaka bir tane kuru soğan, yani böyle çok küçük doğranmış küçük bir kuru soğan da ekliyorum. O zaman beşamel sosun lezzeti daha da çok artıyor. Ve şimdi üzerine 3 su bardağı süt ekliyoruz. Yani soğanlı yapmanızı size de tavsiye ederim. Lezzeti oldukça artıyor. Daha da güzel oluyor. Yani bir kere o şekilde yaparsanız bir daha böyle sade yapmazsınız diye düşünüyorum. Tuzunu ve karabiberini koyup koyulaşıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz.
Neredeyse bütün malzemelerimiz hazırlandı. Şimdi onları birleştirme zamanı geldi. Beşamel sosun kıvamı da böyle olacak. Kullanacağınız zaman eğer koyu gelirse o zaman biraz sütle açabilirsiniz. Yani seyreltebilirsiniz. Karabiber borcamın içine haşladığım karnabaharları koyup büyük parçaları ikiye bölüyorum. Ve boşluk kalmayacak şekilde her tarafına yayıyorum. Üzerine hazırladığım kıymalı harcı gene her tarafına eşit olacak şekilde paylaştırıyorum. Bu arada fırında 200 derecede ısınıyor halde olsun. Beşamel sosu da her tarafına gezdirip fırına veriyoruz ve fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Daha sonra çıkarıp kaşarını ekleyeceğiz. Karnabahar fırında pişerken biz de bir taraftan çorbamızı hazırlayacağız. Evet, zaten bu aşamadan sonrası bir 15-20 dakika ancak sürer. Evet, bu fırından ilk çıkardığım an, şimdi kaşar peynirini de her tarafına yayıp tekrar fırına veriyorum ve kaşar peynirinin biraz eriyip renk almasını bekliyorum. Daha sonra yemeğimiz hazır olacak. Çorba için bir kase bir gün önceden kalmış pilav unu tencereye koyuyoruz. Üzerine iki parmak geçecek kadar sıcak su ekliyoruz ve onu kaynamaya bırakıyoruz. Bir taraftan da biz sosunu, yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz. Bu gerçekten pilavı değerlendirmek için güzel bir alternatif. Yani kadın budu köfte de yapılabilir ama çorba olarak değerlendirmek daha mantıklı. Bir kase kadar yoğurt, bir tane yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı unu güzelce çırpıyoruz. Yumurta hassasiyeti olanlar yumurta eklemeyebilirler de, o şekilde de yapıyorum ben. Yani çok da fark etmiyor. Evet, çorbamız da bu esnada kaynamış durumda ve 2-3 kepçe kadar suyundan alıp yoğurdun içine ekliyoruz ve yoğurdun ılınmasını sağlıyoruz. Böylelikle çorbamız kesilmemiş olacak. Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da döküyoruz. Çorba koyulaşacaktır. Üzerine tekrar su ilave edeceğiz. Kaynadıktan sonra da eğer koyulaşmışsa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz. Evet, kaynadıktan sonra tuzunu ekliyoruz. Bir tarafta da tereyağı ve sıvı yağ ya da sade sıvı yağ ya da sade tereyağı da olabilir. Nane kızdırdım. Çok az da pul biber koyuyorum ben. Öyle daha lezzetli geliyor bize. Onu da güzelce döküp çorbamızı tamamlıyoruz. Evet, tuzunu da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurt çorbalarını piştikten sonra ağzını kesinlikle kapatmayın. O zaman kesilir. Yani ılınıncaya kadar kapatmamak gerekiyor. Bu bir püf noktasıdır. Evet, şöyle bir tabakta doldurup servis etmiş olayım. Bu iki yemek aynı günde yapılmadığı için birlikte bir sunum görüntüleri yok. Şimdi karnabaharı da fırından çıkmış halini de göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi çok lezzetli bir yemek oluyor.
Bilmeyen yoktur ama fikir olsun, hani hatırlatmak amaçlı sizinle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifinde sonuna geldik. İnşallah daha güzel videolarda, daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bana yorumlardan yapmamı istediğiniz bir tarif varsa bildirirseniz ben de yapmaya çalışırım. Evet, bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.